<laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bugün aydınlanmacılardan seminerimizde, biyografi seminerlerimizde Alman aydınlanmasından Kant'ı konuşacağım. Ee, tabii meşhur özellikle Alman özelinde ama daha sonra Alman e, aydınlanmanın bütün içinde Aydınlanma Nedir adlı makalesi önemli bir yer tutmuşluğu var. Önce onu bir okuyarak e, onu bir kenara bırakalım. 1700'lü yıllardaki Alman felsefesini müstakilen dört seminerimizden bir olarak konuşacağız. onun kendi biyografisine özellikle kitaplarla değinen bir akış olsun biyografi dersimiz. E, o söylemini bir bütün okuyamayız galiba ama uzunca bir bölüm okumaya çalışayım. Aydınlanma nedir sorusuna yanıt. Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama, raşit, rüşt olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzuna başvurmaksızın kullanmayışıdır. İşte bu ergin olmayış, rüşte ermeyiş, insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedeni de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın Kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini yani bir ana baba, bir kilise devlet aramamasıdır. Latince bir e, vecizeye gönderme yaparak onun çevirisini veriyor. Aklını kendin kullanmak cesaretini göster. Sözü şimdi aydınlanmanın parolosu olmalıdır. Doğa bu dua kelimesini kullanmış, Spinoza bir kullanım gördüğünüz gibi. Ona bir bilinç affediyorsunuz. İnsanları yabancı bir yönlendirmeye bağlı olmaktan çoktan kurtarmış olmasına karşın ve korkaklık nedeniyledir ki insanların çoğu bütün hayatları boyunca kendi rızalarıyla bu yetişmemeyi, çocuk kalmamayı, ergenlik çağını atlatmamayı tercih ederler. İnsanların başına gözetici ve yönetici olarak gelmek başkaları için çok kolay olmaktadır. Ergin olmama durumu çok rahattır çünkü bir anne babanın gölgesinde yaşamak diyor. Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, perhizim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu, zahmede katlanmama hiç gerek kalmaz. Ben çocuk yaşamaya devam ederim. Para harcayabildiğim sürece düşünüp düşünmemem de pek o kadar önemli değil. Verilen harçlıklar kadar idare ederim. Kazanma zorunluluğum yok. Sıkıcı ve yorucu işten başkaları beni kurtaracaktır. Başkalarının denetim ve yönetim işlerini lütfen üzerlerine almış bulunan gözeticiler, vasiler, insanların çoğunun bu arada bütün latif cinsin ergin olmaya doğru bir adım atmayı, sıkıntılı hatta tehlikeli bulmaları için gerekeni yapmaktan geri kalmazlar. Önlerine kattıkları hayvanlarını önce sersemleştirip aptallaştırdıktan sonra bu sessiz yaratıkların kapatıldıkları yerden dışarıya çıkmalarını kesinlikle yasaklarlar. Sonra da onları kendi kendilerine yürüyeme, yürümeye kalkışırlarsa başlarına ne gibi tehlikeler geleceğini gösterirler. Oysa onların kendi başlarına hareket etmelerinden doğabilecek böyle bir tehlike gerçekten büyük sayılmaz. Çünkü tecrübe ederek öğrenecekler diyor. Birkaç düşüşten sonra bunu göze alanlar sonunda yürümeyi öğreneceklerdir. Ne var ki bu türden bir örnek insanı ürkütü verir. Bundan böyle de yeni denemelere kalkışmadan ilk düşüşünden sonra bak bir uyarmışlardı. Başıma bu geldi der vazgeçer diyor. Demek oluyor ki her birey için neredeyse ikinci bir doğa yerine geçen ve temel bir yapı oluşturan ergin olmayıştan kurtulmak çok güçtür. Hatta insan bu duruma seve seve katlanmış ve onu sevmiştir bile. İşte bu yüzden o kendi aklını kullanma bakımından gerçekten de yetersizdir. Çünkü onun böyle bir deneyi gerçekleştirmesine asla izin verilmemiştir. O aklını kullanmayı denemeye hiçbir zaman bırakılmamıştır serbestçe. Doğmalar yani dini ve kurallar toplumsal, insanın doğal yetkilerinin akla uygun kullanılışının ya da daha doğru bir deyişle kötüye kullanılmasının bu mekanik araçları erginleşme ve olgunlaştırma için sürekli bir ayak bağı olurlar. Biri çıkıp yürümeyi köstekleyen bu zincirleri atsa da, en dar hendekten bile hemen öyle pek kolayca atlayamaz. Çünkü henüz kendisine güven duyacak, bacaklarını özgürce hareket ettirmeye daha alışamamıştır. İşte bundan dolayı da ruhlarını, zihinsel yanlarını kendi başlarına işleyip kullanarak ergin olmayıştan kurtulan ve güvenle yürüyebilen pek az kişi vardır. Oysa buna karşılık kitlenin kendi kendisini aydınlatması daha çok imkan taşır. Hatta ona özgürlük yani nasıl bir mantık üzerine işlemeye çalıştığını gösteriyor o paragrafımız. Nasıl bitirdiğini paylaşmış olalım. Yine yazı içerisinde Almanca tabii kalem alınmış bir yazı. Yer er, latince özdeyişlerden bulunduruyor. Hiçbir zaman e, Sezar yönetici bir dilin üstünde değildir gamercinin. Ve dahası eğer o kendi tabasına karşı olarak devletine birkaç tiranın manevi baskısını ya da despotizmini desteklemek için kendi yüksek otoritesini alçaltırsa o zaman o hükümdar kendi değerinden kaybeder. Şimdi acaba aydınlanmış bir çağda mı yaşıyoruz yoksa aydınlanma sürecinde miyiz? Birinde Aufklärung, diğerinde Aufklärert kavramını kullanıyor. Sorusu sorulursa cevabımız şu olacak. Hayır, aydınlanmış bir çağda değiliz. Fakat aydınlanmaya giden bir dönemde, bir aydınlanma döneminde yaşıyoruz. Şimdiki zamanlarda olduğu gibi insanlığın bir bütün olarak başkasının rehberliğine yani dinin, devletin, dinsel konularda kendi aklını iyi bir biçimde ve güvenilir bir şekilde kullanması durumunda olması ya da bu duruma getirebilmesi için kat edilecek daha çok yolumuz var. Fakat bu yönde özgürce çalışmak için şimdi onların yolunun temizlenip aydınlandığına ilişkin farklı göstergelere sahibiz. Böylece evrensel aydınlanmaya, küresel tenvire giden yoldaki engeller insanın kendi suçuyla düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtuluşu ile ilgili güçlükler yavaş yavaş da olsa azalmaktadır. İşte bu bakımdan çağımız bir aydınlanma çağıdır ya da kendi zamanındaki Prusya kralının adını alarak ona bir pohpohlama yapıyor. Friedrich yüzyılıdır bize bu imkanları bahşeden. Bir prens din konularında halkını herhangi bir emir vermemeyi ya da yükümlülük yüklememeyi kendi görevi bakımdan bir küçüklük ya da gerilik olarak görmez. Halkını tüm bir özgürlüğe doğru yöneltirse hatta bu prens hoşgörülü gibi kibirli bir sıfat kabul ederek bir zayıflık da gösterse o aydınlanmış bir kimsedir münevver. İşte böyle bir kimse çağdaşlarınca ve kendisine borçlu olacak daha sonra gelenlere insanlığı ergin olmayıştan ilk kez kurtaran hükümeti ilgilendirdiği oranda bütün insanları vicdanları ile ilgili tüm konularda akıllarını kullanma da özgür bırakan bir insan olarak onurlandırılmayı hak edecektir diyerek siyasileri bu işe heveslendirmiş oluyor. Bu gibi hükümetler en azından nasyonun birliğini ve halkın uyumunu tehlikeye düşürmeksizin özgürlüğün böyle bir ortamda nasıl var olabildiğini gösteren parlak birer örnek olacaklar. Artık insanlar kendi rızalarıyla yollarının üstünden barbarizmin bir tür büyüklük kompleksinin yavaş yavaş kaldırılması için çalışacaklar ve bu da benimselmiş yapma ve uydurma bir takım ölçülerin insanları bunların içinde tutmasının ortadan kaldırılmasıyla birlikte gerçekleşecektirler. Barbarizm, barbar biliyorsunuz sitenin dışında kalanlardı berberiler. İçinde kalanlar Medine'ye ulusallaşma. E, Romalılar Germenleri medenileştirdiler kendi Pakslar içine çekmekle. Şimdi Kutsal Roma Germen'in varisi olan Friedrich Almanyası 1700'lerde aydınlanmanın bayraklarına adaydır ve ona doğru yürüyüşe davet etmektedir. Son şeyleri okuyoruz. Burada aydınlanmanın yani insanın kendi kabahati sonucunda karşı karşıya bulunduğu olgun olmayış ya da kendi sorumluluğu sonucu düştüğü ergin olmayış durumundan kurtuluşunun ortak noktası olarak din konularını belirlemeye çalıştım. Çünkü bilimler ve sanatlar ilgili olarak yöneticilerimizin bu konular üzerinde söz sahibi olma ve koruculuk yapma rolü oynamaları çıkarlarına uygun düşmez. İkinci olarak din bakımından ergin olmayış her şeyden önce daha çok tehlikeli, zararlı ve onur kırıcıdır. Fakat bilimlerde ve sanatlarda özgürlüğe öncelik tanıyan bir devlet başkanının, Zahni Friedrich'in düşünme biçimi daha ileri bir yayılım gösterir ve kendi yasası açısından bile vatandaşlarının kendi akıllarını serbestçe ve herkese açık olarak kullanmasına izin vermesinde hiçbir tehlikenin bulunmadığını bilir. Herkesin önünde daha iyi bir yasanın yapılması için onların düşüncelerini alır. Bu durum yürürlükteki yasanın doğru içten açık bir eleştirisini getirse bile önümüzde bu türe uygun çok parlak bir örnek vardır. Hiçbir yönetici bizim kendisini onurlandırdığımız bu kimseyi şimdiye değin aşamamıştır. Bol bol e, yontmuş olduğu idareye iltifatlar yağdırıyor. Ama kendisi aydınlanmış hayaldeklerden korkmayan bir yönetici, elinde iyi örgütlenmiş ve kalabalık bir orduyu toplumun güvenliğini sağlayabilmek için bulundursa da devletin cesaret edeceği edemediği şu sözü söylemek yürekliliğini kendinde bulabilir. İstediğiniz kadar ve istediğiniz konular üzerinde düşünün ama itaat edin. Yani sonuçta yasa neyse onu oyun. Bu durum ise insani konularla ilgili olması nedeniyle karşımıza tuhaf umulmadık bir durum olarak çıkar. Tıpkı her şeyin hemen hemen paradoksal olduğu geniş anlamda aldığımızda benzer bir sonuca varmamız gibi bir şeydir bu yüksek düzeye ulaşmış bir toplum özgürlüğünün kuşkusuz halkın zihinsel özgürlüğü yanında bir önceliği vardır. Bu onun önüne aşamayacağı sınırlar koyar. Buna karşın toplum özgürlüğünün daha aşağı bir düzeyde olması demek, onun zihin özgürlüğünde kendi gücünü gösterebilmesi için yeteri kadar yer sağlaması demektir. Doğa, Tanrı bir defalığına sert kabuğu altındaki tohumu özgürlüğüne kavuşturmuş, bütün yumuşaklığıyla onu kollamış, yani özgür düşünmeye yönelik bu eğilim ve hizmet sonunda giderek halkın zihniyetine, onda yerleşmiş bulunan inançlara tepki göstermiş ve yavaş yavaş özgür eyleyebilme aşamasına gelmiştir. Bu durum, yani özgür düşünme ve eyleme, yani pratik ve teori, yönetimlerin yani hükümetlerin ilkelerini de etkileyecek ve kendilerine göre insanı kullanarak onu sömürebilecekleri ya da ondan yararlanabilecekleri düşüncesi makineden fazla bir şey olan insanın bu kitaptan bahsetmiştim ona gönderme yapıyor Fransız insani onuruna uygun davranma düşüncesine dönüşecektir. Yani orada ona da bir kritik var. Evet. 1800'lü yılların başında vefat etmiş. Uzunca bir bölümü, Aydınlanma Yüzyılı, 1700'lerin Almanya'sına geçmiş olan bir ismi, biyografi olarak bugün e, değiniyoruz. Alman Düşündürü, klasik Alman idealizminin kurucusu, ansiklopedik olarak nitelikleri böyle etiketleniyor. Aydınlanma felsefesinin ve yeni çağın en önemli temsilcilerinden, bilgi felsefesinin kurucusu, ahlak felsefesinin en büyük kuramcısı diye devam eder... Hakkındaki nitelemeler. Tarihsel vasatına zaman ve mekan koordinatlarla bakarsak, babası bir eğerci, annesi eğitimsiz bir Alman kadını, her ikisi de koyu dindar. Dindar ve yoksul bir ailenin dokuz çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya geldi. 1724 Doğu Prusya'nın liman kenti olan Königsberg'de. Çelimsiz, narin yapılı bir çocukluğu var. 8 yaşındayken annesinin çabaları ve mahalle papazının yardımıyla zamanın en iyi okullarından biri olan ve sağlam bir klasik eğitim veren koleje devam etmiş. Kralın adına anan Buradaki buçuk yıllık parlak öğrencilik döneminde hayatı boyunca hayranlık duyduğu Latin klasikleriyle ayrıca özellikle fizik ve matematik konularında yoğunlaşan yeni çağ bilimiyle donandı. Evet, bu başlangıç 20 yaş öncesindeki içine sokulduğu çizgide humaniter bilimlerin dil bilimlerini tetisattan sonra artık 1700'lerin ...yeni, modern kimliğiyle inşa edilen e, doğa bilimlerine ve formal bilim olan matematiğe intisabetinden bahsediyoruz. E, bunu da bir din okulunda ilahiyatçı olarak yetiştirmek arzu etmişler ama o fizik yönünü ön plana çıkartmış. Temelde felsefede biz onu tanıyoruz ama asli eğitimi, fizik eğitimi Kant'ın. Alman aydınlanmasında bir kırılma noktası oldu felsefeyi Almanya'ya taşıdı ve Almancayı felsefe dili yaptı. Leibniz eserlerini Fransızca yazmaktaydı. Almanca eser yazmıyor ve kendisini Fransızca ile ifade ediyordu. Aydınlanmayı insanın kendi suçundan dolayı düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulma olarak tanımladı. Bu aydınlanmanın ana temasıydı. İnsanlar birçok sebepten dolayı hayatları boyunca kendi rızalarıyla erginlikten yoksun olmuşlar. Sebep Korku ve tembellikti ona göre. Yani aydınlanma Almanca olarak ifade edilmeden önce, önceki derste gösterdiğimiz üzere İngiltere'de ve Fransa'da işlenmiş olan bir kavramdı ve tanımlanmıştı. Gördüğünüzde o tanımlamaya katılıyor ve ona bir manifesto yazıyor. Bizzat bu adı taşıyan bir bu risaleyi yaklaşık yüzde yirmisini okudum sanırım. Kalem almıştır. Ve temel tanımlı akılda kalan da Rus çağı oluyor. Çocukluktan çıkma. O takdirde ilerlemeci bir tarih düşüncesinde de olduğunu görüyoruz. Yani Kant'ta bir tarih perspektifi olduğunu da görüyoruz. İnsanlık artık dinsel aşamadan e, çıkarak e, başka bir aşamaya geçiyor. Aklı aşamaya, aydınlanma ve aklın merkeze aldı. Deneyi değil, aklın merkeze aldı. Bu da işte e, onun meşhur üç akıl kritiği kitabının ee, Luke'un, Descartes'in, Leibniz'in meselelerine girmesini gerektirecek ve kendisince öyle bir sentez ortaya çıkartacak ki ondan sonra denilecek artık e, Kant'tan bahsetmeden bir felsefe konuşmak imkansız. Bu Kantçı olmak manasına gelmiyor. E, tenkit etmek durumunda da kalsanız ondan bahsedeceksiniz ortaya koyduk. Çünkü e, rasyonalizm ve... E, empirizm şeklindeki iki çatalın e, üstünde bir şey söylediğini, transcendent olduğunu, onun içinde bir tercihe mahkum olmadığını, onu aştığını aşkın bir tanım getirdiğini söylemektedir. Tabii bu Kant felsefesini anlatmam imkansız burada. Sadece bir iki paragraf değineceğim. Temel biyografik çatısını vermeye ve aydınlanma ve bağlantılı yönün ön plana çıkartmaya çalışıyorum. İnsanları bağlayan diğer bir konu doğmalar ve kurallardı. Bu iki kavramı korkuya bağlayabilirdik. Doğmalar din, itaat ise kurallar şeklinde gözüküp, itaat ve din için toplumsal statü, dönemin içtimai siyasi şartları şeklinde birçok sebep saymak mümkündü. İnsanın çocukluktan işi için. Korkular, doğmalar, kurallar insanı ergin olmaktan alıkoymuş mudur? Evet koymuştur. Kant'a göre aydınlanma için özgürlükten başka bir şey gerekmez. Yani irade hürriyeti, seçme hürriyeti, aklı her yönüyle ve her bakımdan çekinmeden kitlenin önünde apaçık olarak kullanmak özgürlüktür. Tabii görüldüğü gibi burada din dediğinizde evet din kelimesini kullanmıştır ama e, belki de bildiği yegane dindir. Bir Yahudi kökeni yok. İslam için özel bir çalışma yaptığında vakıf değiliz. Gerçi bazı eserlerinde e, besmele e, kullanması söz konusu. E, kendi eliyle yazmış olduğu onun da hikayesi enteresan bir şeydir. Başka bir vesileyle konuşuruz belki. Ama İslam söz konusu olduğunda ne kadar absürt bir yere düşüyor din tanımında. Akıl ve din tartışması. Yani Hristiyanlığın özel terminolojisinde e, akıl biliyorsun e, biliyorsunuz inanç için bir rol inşa etmez. Ama İslam temelde akletmeyle e, tasdikin mümkün olduğunu söylemiş. Kalbin tasdiki ve akletme. Akletmeyenlerin üzerine Allah pislik yağar dediğinde, insanlar rüş çağına çağırdığında, hatta 1700'lerde İngilizler Fransızların sakız ettiği ve sonunda e, üst çatısını Kant'ın çaktığı aydınlanma kavramı dini merkezli bir kavramdı. Sami gelenekten gelen ve Kur'an'da kendini nur olarak tanınmamış ve tenvir et, etmedi bir derdi vardı. Medeni düşünce tarihinden bahsediyoruz. Medine, Medine-i idi bize, bizde El yevm, o gün e, gerçekleşmiş olan bir süreçti. ...insanları riçten kurtararak, üzerlerine pisliği kaldıran, akleden, özgür kullar haline getiren, tabiitten, tahrire çıkartan bir çizgi. Evet, çok e, çatalı çatallı e, kavramlar bunlar. Askerler, bürokratik hiyerarşi sahibi olan kimseler aklı kullanmada özgür olsalar da onlar kararlara itaat etmek zorundadırlar. İnsan aydınlanmadan bu yana dine ve sisteme bağlılığın ötesine geçmeye çalışmaktadır. Kendini yönlendirmesi kavramını çok kullanır bu broşürde. Yani kitaplık çapta da bir beyanname değil, bir makale olarak yayınlanmış. Birey ve düşünme için aklı ikiye böldü. Pratik yön ve teorik yön saf aklın eleştirisinde işlediği üzere aklın özgürce kullanımına bir çağrı yapar diye devam ediyor o ilgili kitabında bunu açarız tekrar biyografi akışa dönelim 1740 Königsberg Albertus Üniversitesi'nde ilahiyat öğrencisi olarak görüyoruz onu ama daha çok fizik ve matematiğe kayıyordu düşünceleri ilgileri ve bir öğretmeninin dikkatini çekerek onun özel kitaplığını kullanma iznini aldı bu ilk gelişme yıllarında okumalarıyla Newton'un doğa bilimi ve fiziksel coğrafya konularına yoğunlaştığım ve kendi coğrafyasında Leibniz'in rasyonel felsefesine sistematik bir biçim veren Wolf düşünce sistemleri etkilendi. Leibniz'i biyografi olarak işledim. 1700'ler Alman felsefesine değinirken aydınlanma çağında aydınlanma içinde anmayacağımız ama layık devam ettiren bir büyük öğrencisi var Roche. Ondan bahsederiz bir, bir nispet. Evet üniversite yıllarında temelde ilahiyat o öğrencisi ama fizik ilgisini Newton'la yeni dönemin fiziğiyle inşa etmekteyiz. Ustam Newton üzerinde de geriye Kopernik'e gitmemiz gerekecek. Çünkü bizzat ona e, alınanmış almış olduğu bir aforizmada yer vermiştir. Üniversiteyi bir fizik doktora teziyle bitirdi. Bu da e, fizik tarihinde önemlidir. Kozmogoni alanında bulutsuluk kavramını ileri sürdü. Gezegenler sisteminin temel bir bulutsudan meydana gelip gelişmesi tezi. Hareketle statiğin izafili kuramını geliştirdi. Şu düşüncesi daha sonra fizikte Laplace tarafından e, savunulmuştur. Gezegenler oluşmasıyla ilgili bir tez olarak ...ikisiyle beraber alınacaktır. Yani teorik olarak bu iddia etti. Pratik olarak o üzerine fizikçi görüşler yükledi. Laplace ve Kant tezi diye. İkincisi, yine fizikçi yönünü konuşuyorum. Hareket ve statiğin izafiliği üzerine yazıp çizdi. İzafiyet, zafiyet teorisini geliştirirken Einstein... ...Kant'a gönderme yapar. Yani onu bir öncül olarak zikreder... Evrenin doğal gelişmesi yolundaki maddeci anlayışla bağdaşan bu çalışmaları diyalektiğin gelişmesinde de rol oynadı. Tarih üzerine ve aydınlanmada tezatların e, içinden insanın ilerleyişine dikkat çekmiş nedeniyle de Hegel onu kendi tarih düşüncesinin oluşumunda zikreder. Hatta Geist kelimesini ondan e, almıştır. Geist'i onun kullandığı şekilde tanımlayandır Kant. Tabii Hegel başka başlı başına bir disiplin. Alman felsefesini dört bölüme ayırdığımda onun üçüncüsü yani Kant'tan diyalektiğe başlığına taşıyor. Kant ve Hegel arası çok uzun bir mesafe değil ama önemli iki büyük dönemeç üstad. 1744'te fizik konusunda ilk kitabını yazmaya başladı. Üniversiteye intisabı biraz gecikiyor o bakımdan özel öğretmenlikler yapıyor. 1746'da üniversitede kalmak kararı verdiğinde bu yıllarda eğitimini zorlukla da olsa destekleyen babasını ölmüştü. Bazı eğitim kurumlarında okutman olma çabaları ise sonuçsuz kaldı. O da 9 yıl özel öğretmenlik yaptı. Özellikle 3 soylu aileye ders verdi. Hem Königsberg'in etkili çevrelerinde değerli bir bilgin olarak tanındı hem de kendi özel çalışmalarını sürdürdü. Kant, e, anılırken biyografisinde böyle bir milattan bahsedilir. Kritik öncesi ve kritik sonrası Kant diye kritik yazı eseri. Üç aslında aradı da on yıllık bir süre var bir anda da çıkmamıştır. Genellikle kritik öncesi sayılan bu yıllarda fizik ve fiziksel coğrafya ile ilgilendi canlı güçleri, yeryüzünün çeşitli özelliklerini, depremleri, rüzgarlarını vesaire ele alan bu dönem çalışmalarından genel doğa bilimleri ve teori göklerin teorisi vesaire Laplace'ın demin anlatmış olduğum teorisine giden e, çalışmaları paragraflaştırılmış. Bir üniversite intisap ama kadrosuz 1755-1770 yılları 1755'te diplomasını aldıktan sonra Königsberg Üniversitesi'nde kadrosuz öğretim üyesi olarak kabul edildi. 15 yıl sürdürdüğü bu görevi sırasında hem öğretmen hem de yazar olarak gittikçe artan üne kavuştu. Yani hep Königsberg'den gidiyoruz gördüğünüz gibi. Kant bu şehirde yaşadı, bu şehirde öldü. Yani birçoklarında gördüğümüz dolaşmalar, gezmeler, seyahatler bu dünyayı dolaşmamış, çok gezen mi, çok okuyan mı da, çok okuyan kategorisine giriyor bu. 15 yıl sürdürdüğü bu görevi sırasında hem öğretmen hem de yazar olarak gittikçe artan bir ün. Fizik ve coğrafyanın yanında özellikle mantık, sonra da etik ve din konularıyla ilgili tepki çeken çalışmalar yaptı. Bunların en önemlisi Leibniz'in sistemine kuşkula bakmaya başladığının belirtilerini taşıyan felsefi yazıları ve batıl inanç konularına girdiği ve üstü kapalı da olsa din eleştirisi yaptığı eserlerdi. 1755-1756 deprem üzerine, 56'dan rüzgar üzerine, 57 fizik coğrafya üzerine, 58'de hareket üzerine yazı ve çizileri var. Görüldüğü gibi fizik ve matematikte kalmakta henüz felsefeye atlamamıştır. 1760'te Kant, Newton'dan kaynaklanan deneysel bilim anlayışına ve Rus olan etik anlayışlarına yakın bir yerdedir. Leibniz'in rasyonalist görüşlerini ise gittikçe daha çok eleştirerek yerleşik din anlayışından kopmaktadır. Rasyonelistin ve Leibniz'in rasyonelisti. Leibniz de biliyorsunuz doğa bilimci bir adamdı. Monodoloji öğretisini temellendirmişti. Deist bir adamdı. Felsefi bir tanrıya inanmaktaydı ama diğer şekilde din de olacaksa bir bileşik din Avrupa için şekillendirmek gerekir diye düşünmekteydi. Ama Kant bir rasyonalist olarak anılmakla beraber idealist olarak anılmakla beraber düşüncesi ...ilerleyici bir çizgide görülür sol açısından... ...materialistçe bakıldığında. Kendisi de kendisini ne rasyonalist... ...ne de e, empirist olarak anacaktır. İkisi dışında onları aşan bir... ...transcendental açıklama yaptığına kanidir. Ama e, onu yeni, yeni Kantçı olarak... ...ya da yeni Kantçılık öncesinde... ...salt, saf, saf Kantçı olarak devam ettirenler... ...transcendentalistler olarak anılmışlar... ...ama ona böyle bir yer vermeyenler... E, ...kendi durdukları yerden onu ya sahiplenerek ya da iterek o iki akımdan üçüncüsü yoktur diyerek birine iteklemişlerdir. Ama her halükarda görüldüğü gibi artık felsefe Kant'la yapılıyor. İskoç Hume'un, David Hume'un eserleriyle tanışması da kendi deyimiyle Kopernik gibi önemli bir hayatında şok yaşatıyor ve dogmatik uykusundan uyanmasına yol açtığını söylüyor. Hume ne yapmıştı? Locke'un nedenselliğini sarsmıştı mesela ve içinde doğa bilimlerine referans vermeyen, deneye atıfta bulunmayan eserlerin kütüphanenizde fuzuli işgal etmesine gerek yok. Onları kaldırıp atarsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz diyen büyük bir temizleme bağı açmaktaydı. Dolayısıyla bir deneysel temeli olması gerekiyordu. Evet oradan yola çıkmak konusunda HUM'la beraber yola çıktı ama ee, Sonraki açıklamaları transentertal bir şeye evrilecek. Kendi deyişiyle dogmatik uykusundan uyanmasına yol açtı. Fizikte gitmekteydi. Şimdi ise felsefi atlıyor. Hume'un özellikle mucizelere yönelik eleştirileri ve nedensellik üzerine şüpheci tutumunun bilgi alanında taşıdığı anlam, iki nokta üst üste, felsefeyi en baştan ele alarak eleştirmek gerekir olduğu kartta bu etkinin eleştiri dönemi öncesinde ortaya çıktığı ilk alanda din olacaktır. Eleştiri yani kritik yani üç eseri. Kant'ın felsefesine bu bakımdan eleştiricilik, kritizizm de deniliyor. İsveçli Burk'un o yıllarda hemen, bütün Avrupa'da tartışmak konusu olan ruhlar alemiyle ilgili yazdığı bir esere Bilme açısından ruh konusunda kendisine katkı sağlıyor. Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasını mantıksal açıdan eleştiren görüşleri de bu yıllarda gelişti. Yani Tanrı'nın varlığını reddetme değil, varlığının mantık açısından ispatlanması. Yani bu mümkün değildir diyor. Zaten aklın hem bir işletilmesi için iteleyicisidir Kant... Diğer TRT taraftan da nerelere burnunu sokmaması gerekir. Oralar aklın sahasına girmiyor diyen ona bir sınır da çizme yapmakta. İlkin bunu tanrı ve din meselesinde başlatıyor uzunca bir e, risale. Königsberg Üniversitesi'nde kadrolu profesör olabilmek için iki başvurusu da geri çevrildi. Başka bazı üniversiteden gelen çağrıları da Königsberg'den ayrılmamak için kabul etmedi. 70 sonunda yazılarının ve derslerinin geniş bir çevrede uyandırdığı ilginin etkisiyle Königsberg'de sonunda mantık ve metafizik profesörlüğüne atandı. Oluşturduğu ortam bir matematik, fizik, rasyonalizm ortamı oldu. Kendi e, lisans eğitimlerinin sentezi. Öğretisi bu adla anılmaktadır. Çünkü üç eserinin adında geçiyor bu kelime. 81'de, 88'de ve 90'da, 9-10 yıla yayılan 3 kritik. Birincisinde saf rasyon, de pratik rasyon, üçüncüsünde yargı yetisinin kritiği. Yani İngilizce çevirilerinde kullanıyor tabii bu reif ve rasyon kelimeleri. Almanca'da vernunft kelimesini kullanıyor, akletme manasında. Yargıda da ortayl kelimesini kullanıyor. Kritik düşüncesini Hume'dan aldığını söyler, eleştiri, kritizm ona göre her türlü felsefi çalışmanın çıkış noktası olmalı. Spekülatif felsefenin tanrılaştırıldığı, tanrılaştırdığı rasyon yerine oturtmalıdır. Yani akıl her sahaya burnunu sokabilecek bir alan değil, saf akıl. Pratik akıl saf akıldan daha farklı bir şey. Yaptığı iş pratik alanda bir eylemcilik işidir. Doğrudan bir felsefe kurmaya girişmedi. Rasyonun felsefe yapıp yapamayacağını ve rasyonelist bir felsefenin mümkün olup olmadığını araştırdı. Sonuç olumsuzdu. Rasyon filozofi yapamaz. İdealizm yaparak idealizmi çürüttü denilir Kant için bu bakımdan. Usa kendi kendini inkar ettirdi derler bazıları. Kimileri Sokrates'le onu birleştirirler. Teorik rasyonun eleştirisinden sadece şüpheciliği elde ederek çıktı derler. Sıra iyinin duyuskusu erdeme çıkacak olan pratik rasyona geldi. Parmenides gerçeğe rasyon yoluyla varabileceğini söylemiştim. Yani Batı tarihinin Medine öncesi temellerine indiğimizde doğa felsefesinin e, Ege'de, onun batı yakasında ama e, akli felsefenin Ela'da, İtalya'da e, Parmenides'te, Ksenafanes'te başladığını görmüştük. Şimdi Kant bunu nerede ve nasıl bir e, şey yatak açarak sürdürüyor? Kant rasyonun güçsüzlüğünden, her sorunu çözemeyeceğinden söz etti. Rasyon bazı sınırlardan öteye geçemeyecekti. Önceki yüzyılın mutlakçılığına bir çeki düzen verme çabasıydı. Descartes'ten Leibniz'e kadar gelen salt akılcı çizgiye. Rasyon dışı işgüdülerin varlığı aşırı duyguculuk, yani bu da hislenmek manasına değil, empirizm manasına kullanıyorlar bu kelimeyi. Ruhçuluğa varan iş deneycilik düşünceleri 1700'lü yıllarda güçlenmişti. Romantizm de bu yüzyılda rasyona bir tepki olarak özellikle Alman felsefesinde, Alman edebiyatında Öne çıkmaktaydı. Yani Kant'ın yerini arıyoruz. Gerçek alanı ile mantık alanı arasında ayrımı gösterdi. Negatif büyüklükler kavramını ileri sürdü matematikçi yönüyle. Çağdaşlarının ruhçuluğu ve mistitizmini eleştirdi. Bu noktaya kadar sol felsefe onu takdir eder ve bilimsel materyalist alanda bir ilerleme olarak görür. Ona göre felsefe araştırması bir kritiktir rasyonu değerlendirmek, onun ne olup olmadığını bilmek gerekir. Metafizik ve idealist felsefe bir mutlak akıl ile yapılmaktadır. O halde Reinen Fernuft, yani mutlak akıl bir şeye tutulmalıdır. Nedir, ne değildir? Değerini yerli yerine yerleştirmek, yani hükmetmek hakkında gerekiyor. Bir yargıya varmak gerekiyor. Kritik etmek demek yani onu tenkit etmek olumsuz manada daha çok biz Türkçelik kullanıyoruz. Bunu kastetmiyoruz. İmkanlarını ortaya koymak. Sahası nedir? Erdem, ahlak bir içgüdü işi değil. Dünkü ya da pazartesi konuşmamızda özellikle komun böyle bir açıklamayla ahlaka e, ee, lukçu çizgiye kritik getirerek yer açmışlardı. Doğuştan ile ilgili bir tabi içgüdü olarak, bilgi olarak değil de bir içgüdü olarak. Şimdi onu tenkidini görüyoruz. Erdem bir işgüdü işi değil, bir rasyon işiydi. Ama hangi rasyon? Reinen Fernunft mu? Yoksa e, teorik akıl mı, pratik akıl mı? Yani burada ayrışacak. Dolayısıyla ahlakın ne olduğunu, bir şeyin ahlakı olmadığını birinci kategorideki akılla belirlemiyorsunuz. Teorik akılla pratik akıl içerisinde belirleniyor. Layık aklı inşa edecek. Leibniz, Wolf öğrencisi, doğru bilgi veren tek organın rasyon olduğunu savunurken, Hume, rasyonun eleştirilmesi ve yetilerinin gerektiği gibi belirlenmesini savunmaktaydı. Dolayısıyla rasyonun yetilerini belirlemek. Yine Hume'dan devraldığı ve geliştirdiği bu unsur oluyor. Zaten beni derin uykularımdan uyandırdı demiştim. E, bu akla yönelik e, Hume'un kritiğiydi. Aynı zamanda e, lokun Locke'un deney içerisinde nedenli bulmasını da eleştirerek neden burada yok? Bize deney nedeni vermez diyerek o büyük deneyci söyleme de kritik getirmişti. Haklı bir şekilde Kant Hume'u kendinin öncül olarak görüyor, uyandırıcısı olarak. Yine Kopernik'in şu sözüne de nazire yapar. Yıldızların, dünyamızın onların çevresinde döndüklerine inanarak bakacağım gök olaylarına bundan sonra. Batlamyus'un dediğinin tersinde bir şey. Buradan bu söze nazire yaparak kendisinin de yapmakta olduğunu, buna benzer bir şey olduğunu, rasyonalistler ve empiristler tartışmasında olduğunu söylüyor. Şuymuş sözü, bilgimiz dışımızdaki nesnelerden gelenlerle düzen, düzenleniyor inancına dayanarak metafizik olayları çözemiyorum. Bir de tersini deneyeceğim. Dışımızdaki nesneler bilgimizden gidenlerle düzenleniyor inancına dayanarak bakacağım metafizik olaylara. Alıntı bitti. Doğan'ın karşısına rasyon ile çıktı. Bütün tabi nesneler bu rasyonla inşa edilmekteydi. Yani veriler evet başlangıç hum'un dediği gibi o söz konusu değilse yukarıda beynimizde bilgi anlamında bir şey yoktu, boştu. Bilgi beynimizde ortaya çıkmak için e, duyu gerekiyordu, algı, veri girmesi gerekiyordu. Fakat giren veriler tıpkı Hume'un neden e, deneyin içerisinde yoktur, onun oradan aldığını söylemek bir yanılsamadır deyişine benzer şekilde dedi ki bu saf beynimize giren veriler veridir sadece, bilgi değildir onun bilgiye dönüşmesi beyindeki melekelerle gerçekleşiyor. Yani suyun kalıbı var. Bunu bir tabağa döktüğümde buradaki gibi dikey duymaz yatar durur. Yani kabına göre kalıplarır, görüntü elde edebilir. Bu şey için, şişe için, bardak için suyla kurduğum bağlantıyı mesela Kant zaman ve mekan için kurdu. Dedi ki doğanın kendisinde onun yerleştiği bir zaman ve mekan var mıdır? Yoksa zaman ve mekan beynimizde mi vardır? O algıları biz beynimizde bu tür e, kategoriler içerisinden süzerek biçimlendirip bilgiye dönüştürüyoruz. Tabi zaman ve mekan en öne çıkan iki tanesi. Başka kategoriler de var. Dolayısıyla bilgi bu kategorilerden, bu kalıplardan geçerek bizim tarafımızdan bilgiye dönüştürülüyor bilgiler. Öyle olunca, doğuştan gelen bilgiler yoktur tezinde Luca iştirak etti. Ama o veriyle beyinde olan şeyi eşleştirmişti adeta. Beyin sadece ona isim veriyordu. Fikre dönüştürdüğümüzde, ona at verdiğimizde, suya su diye bir kavram verdiğimizde su beynimizde su olarak var olmuyordu, ismen var oluyordu. Sadece isimden bahsediyorduk. Ama e, Kant'ın yaptığı isim verme ötesinde bir şey oldu. Ona kalıp e, verdi, biçimlendirdi. Dolayısıyla o yoksa bu yoktu. Evet, bunu kastetmiş oluyor. Doğanın karşısına rasyon ile çıktı. Yani bütün tabi nesneler bu rasyonla zihnimizde inşa edilmektedirler. Yolundan gidenler yani kantçılar bu rasyonu tanrılaştırdılar. Kant tersine bütün tabi nesnelerin kurucusu olduğunu savunduğu rasyona sınır çizmeye çalışıyordu. Güçsüzlüğünü gösteriyordu. Aklın sınırları dışında asla bilinemeyecek olan bir metafizik gerçekler bulunduğuna inanıyordu. Ya, bu tanrı inancından bahsetmiyoruz. Ee, yani uzun bir tabi Kant felsefesini anlatmaya yetmez bu ders. Ama yine de... E, bir şey söylemezsek tamamen havada kalacak anlattıklarımız. Daha sonra Edmund Husserl'in e, daha da derinleştireceği bu fenomenoloji meselesinin de esin kaynağı. Onun açısından da Kant olacaktır. Onu derinlik olan uyandıracaktır. Böyle olunca bizim işlenmemiş ham madde olarak adeta veri şeklinde duyularımızla aldığımız beynimize düşen e, izler e, bilgi olmayan bu şeyler ee, zihnimizde kalıplarıyla bir bilgiye dönüşmekteydi. Bu bilgi peki nasıl bir bilgidir? Bu bir fenomenolojik bilgidir. Yani eşyayı bizatihi olduğu şekilde biz hiçbir zaman bilmiyoruz dedi Kant. Metafizik dediği şey, gizemli dediği şey bu. Ve bilemeyeceğiz de, bilemeyeceğiz de bunu dedi. Ama biz onu zihnimizde o veriyi bilgiye dönüştürerek onu inşa ediyoruz. Bu bizde inşa olmuş olan o şeyin nesnenin kendinde şeyin yani anzih diyor Almanca bizdeki yaratılan görüntüsüdür yani fenomendir. Bilgilerimiz zihnimizde veriler fenomen olarak inşa oluyorlar ama nomeni aslında bilmiyoruz. Zaten zihnimize fenomen derken de doğada olmayan şeyi ona giydiriyoruz. Zaman yok, mekan yok tıpkı hunda neden olmadığı gibi. Dolayısıyla işlenmiş bir şey. İşimizi görüyor mu? Görüyor. Bir dünya yaratıyor muyuz? Yaratıyoruz. Ama zihnimizde e, melekeler içinde yarattığımız bilgi bu. Doğuştan gelin değil, potansiyel olarak bu işleme yetileriyle donalıyız diyor. Yani genel çerçevesini vermeye çalıştım. E, Hekeri besleyen bir ilerlemeci tarih gerçekleştirmişti. Aydınlanma çağını ermiştik ama henüz aydınlanmadık. Sürekli devam ediyor diyordu. Yani dolayısıyla bir oluş felsefesi de karşımıza çıkıyor. Olmakta olan büyük insana doğru gidiyoruz. Aklın büyük ege. Bu tarihsel yürüyüş demekti. Bir tarihsel ruhtan bahsetti. Gaistan bahsetti. Bu da Hegel'i çarpacak ve kendi düşüncesini derinleştirerek inşa edecektir. Hegel'e geçmeden onun bu primitif şeklini, tabii Hegel açısından bakarsanız primitif şeklini Hegel'den bulalım. Tarih görüşü, tarihsel zemin. Tarih görüşünü dokuz önermede açıkladı. Aşağıda sayacağım onları. Düzensizlikler düzen içindir der. Böyle kurduğu çapraşık cümleler var. Bizi Heraklit'e götürür ve Hegel'e de götürür. Yani A değildir B mantığı. Düzensizlikler düzen içindir. Uyuşmazlık bütün istidatların gelişmesi için doğanın koyduğu bir araçtır. Doğa kelimesini kullanmak Spinoza'ya ait dedim. Yani gördüğünüz nasıl bir sentez oluşuyor birbirini besliyorlar. Hem eleştiriyor ama bir yandan da eleştiriyle eleştiri yanında bir şey de alıyorlar eleştirikleri kişiden. Yani artık e, Rasul Gazali felsefeyi eleştirdi ama artık felsefi düşünmeye başladı bunun gibi bir durum. İster, e, pardon, birlik ister ama doğa iyilik istemiş. Pardon, insan bilmek ister, birlik ister ama doğa iyilik istemiştir. Doğanın bunda bir gayesi vardır. Yani doğanın gayesi olur mu ki? Herhalde işte Tanrı demi diyemediğiniz için bilinçsiz bir şeye. Doğanın bunda bir gayesi vardır. Her davranışın bir karşı davranışı vardır. Yani yere gidiyoruz. Bu karşı davranışlar insan gücünü uyarıp onun istidadını geliştirir. İnsan tümden iyi olsaydı ya da mutlak iyi olsaydı gelişemezdi. Kötülükler insanı iyilikler için geliştirmektedir. Bunun sonucu da bir toplum düzenine varılacaktır. İyilik ve kötülük çatışması, sentez ve aşma hem hegele doğru gidin, hem özgür iradeyi buna sokun, hem götenin faustunu, şeytanını insan için yerleştirin. Doğa insanın hem çalışmasını hem de çalışmaktan kaçmasını istemiştir. Yani insan tembelliğe yatkındır ama doğa çalışmazsa ona rızık vermiyor. Çalışmaktan kaçmaya uğraşmak çalışmayı gerektirir. İnsan bir gün çalışmadan yaşayabilmek gayesine ulaşmak için çalışmak zorundadır. İnsanın kötü bencilliği onu geliştirmekte, büyük düzeni yaratacak çabaya katılmasını sağlamakta. Doğanın bu inceliğini gereği gibi anlamamız gerekir. Tutkular olmasaydı insan sünepeleşirdi, gelişemezdi. İnsanlık tarihi yetkin bir toplum yasasını meydana getirmek için doğanın gizli bir planını gerçekleştirmesinden ibarettir. Yani da... Hegel okuyorsunuz. Mutlak kayıs. Tanrı kendini gerçekleştiriyor. Doğa kendini gerçekleştiriyor. Uyuşmazlıklar çatışa çatışa o yetkin toplumu hazırlar. Erdemsizliklerden gocunmamalı. Çünkü insanı çözmeye zorladığı en güç problem adaleti gerçekleştiren uygar bir topluma erişmek sorunudur. İnsan er geç bu sorunu çözecektir. Bu sorun insanlığın son sorunu olacaktır. E bunun sorun sözünde de tarihin sonuna geliyorsunuz yine Hegel'in birçok temel tezini Kant'ta buluyorsunuz. Demek ki Kant'ı çıkıp aldığınız zaman Hegel epey güçsüz kalıyor. Şöyle düşünür. Tarihsel gidiş pek düzenli görülüyor. Kişilerin ayrı ayrı gidişleri düzensiz olabilir. Yani parçalara baktığımızda bu ruhu görmeyebiliriz. İlerlemeyi, hedefi, doğanın gerçekleştirmek istediği sonuçları. Ama bütüne baktığınız zaman ormana tarihte bu gidişi görürsünüz. Kişiler bu tarihin tarihsel düzenin farkında olmayabilirler. Ama insan türünün genel gidişi bu düzenli gidişe uygundur. Diyerek önermelerine sıralıyor. Bir varlığın doğal güçleri tam ve gayeye uygun olarak gelişmek için belirlenmiştir. İnsan aklı tam olarak insan türü çevresinde gelişebilir. Filan diyerek sayacaktır. Yani Hegel'e öncül olmaz hasebiyle ona da yer vermek istedim. Üçüncü kritikten sonra dokuz senede tamamlamıştım. Birçok kitabında dolaylı olarak ele aldığı din konusunu işleyen bu eserini yazdı. Yaygın ve kurumlaşmış bütün dinleri üstü kapalı ama sert biçimde eleştirerek inanç konularının ahlak konularından kesin çizgilerle ayrılması gerektiğini savundu. Yani dini eleştirdiği, dini eleştirdiği o kritik kavramının yaptığım açıklaması manasında konuşuyorsunuz. Yani sahası nereye de başlar, nerede biter? Şimdi öyle bir Alan ki bu, genelde dine bırakılan saha ahlaktır. Başka sahalara müdahil olma, din ve ahlak birlikte ele alınır. Yani insanın kalbiyle sınırlandırılır, değil mi? Yetkisi dışarı taşarsa taşırılır. Kant ise tam tersine, dini ona bırakılan alandan en başta kritik ediyor. <laughs> ve ahlak dinden doğmaz diyor. Dini, ahlak çıkar ahlakıdır. Cennet ve cehennemle ilişkilendiren bir şey. Ama ahlak bir sevki tabi izahı vardı. Komün Onu da izah etmişti. Bu. Bu kitabı yüzünden kovuşturmaya uğrayınca Prusya kralı 1. Wilhelm'e sizin tebaanız olduğum sürece din üzerine yeniden yazı yazmayacağım sözünü verdi. Yani bir yerde artık Friedrich dönemi de bitmiş. Yeni kral Wilhelm. yani sen artık taşıyamayacağım kadar ileri giden şeyler söylüyorsun. Üzerime fazla geliyor ikilize dediklerinde. O da böyle bir tumturaklı söz vermiş. Sözün demişti ya ithal etmek sonunda gerekiyor. Kendi tezi de onu gerektiriyordu. Sizin tebaanız olduğum sürece din üzerine yazı yazmayacağım. E bunun içinde iki mana vardır. Bir eğer Königsberg'den çıkar, Almanya'nın dışına çıkarsam Yazmaya devam ederim. Tebanız olmaktan çıkmış olurum. İkincisi siz öldüğünüz zaman ancak yazarım ya da devrildiğiniz zaman yazarımdır. 7097'de kralın ölmesi üzerine verdiği sözün geçerliliği kalmadığını bildirdi. Zaten ölümüne de 7 sene kalmış. 1798'de ön sözünde kralla yazışmalarında yer aldığı Yetilerin Çatışması adlı yazısı var. Son eseri 1790'larda yazmaya başladığı, doğa felsefesinden deneysel bir doğa bilimi yapabilecek katkılara yer vermeyi tasarladığı bir eserdi ama bitirememiş olduğu bir eserdir bu. Ölümünden sonra e, bu yazabildiği kadarı yayınlanmış. Belirgin bir olmayan ama zayıf gövdesi bir mum gibi gittikçe eridi. Bir yıl yarı komada kaldıktan sonra 1804'te memlekette ölüyor. Mezar taşına pratik aklın kritiğindeki son cümleler yazılmış. Üzerinde düşündükçe iki şey, insan ruhunu hep yeni ve gittikçe artan bir hayranlık ve saygıyla dolduruyor. Üzerimde yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası. Ahlak, Voltaire'de de vardı, bunda da vardı ama layık ahlak. E, Lucas'e ahlaka karşı liberal ve duyarsız kalmıştı. Evet, eserlerin toplu bu dökümanından bahsediyoruz. Vakit bir saati geçmiş, eğer daha tasarruflu kullanabilseydik. Bırakmış olduğu etkiyi de kendisinden sonra, agnostiklerdeki etkisini, diyalektik felsefi etkisini, Alman idealizme etkisini, pozitivizme etkisini, materyalizm etkisini, kurulan Kant derneğini, Kantçıları konuşacaktım. Aydınlanma nedir? Bundan da önemli bir okuma pasajları yaptım. Artık bu etkisini Kant sonrası da yani Kant'la Hegel arasını bir Alman felsefesinde konuşacağım. Sonra Hegel Heidegger arasını konuşacağım. orada değiniriz Kant etkilerine. O bölümlere de orada söz konusu edelim. Çünkü bir saate geçmişiz. Peki gecemiz hayırlı olsun.